Gerçekten özel bir gün, önce söyleyeyim. Neden? Kadın voleybol milli takımımız gerçekten Çin'i altın setteki 15-12 skorla yendi. 2-2 olan maçı altın sette 5. sette yenerek yarı finale çıktı. Ama şunu söyleyeyim. Bu maçın kazanılmasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın izlemesinin payı var mı diye soracak olursanız benim yanıtım çok açık ve net evet sevgili izleyiciler. Bakın tekrar söylüyorum. Çok açık ve net. Keşke Erdoğan da gitseydi. Ama Erdoğan'ın gittiği, seyrettiği maçları genellikle kaybediyoruz. Ama gitseydi keşke. Kadın voleybol milli takımını izleseydi belki finale gider. Gitmeli mi? Tabii ki gitmeli. Ama izler mi? Zannetmiyorum. İzlemez sevgili arkadaşlar. Kadın voleybol milli takımı bu siyasal iktidarın milli takımı değil. Öyle görmediklerini kanıtlayan mı? Ama ön yargılı diye bakabilirsiniz. Ön yargılı olarak öyle ifade edebilirim. Kadın voleybol milli takımı aslında Türkiye'nin geleceğinin nereye doğru gitmesi gerektiğini gösteren bir simge olarak düşünenlerdenim. Ve bu maçın kazanılmasında eğer İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın psikolojik etkisi yoksa hiçbir şeyi bilmiyorum sevgili izleyiciler. Öncelikle kendilerini kutluyorum. İnşallah finale çıkarlar. İnşallah bir madalya alıp dönerler. Bugün gündemimiz ne sevgili izleyiciler? Önce onu söyleyeyim. Gündemimiz ne? Hemen şöyle ekrana alayım. Şöyle getirelim. Gündemimiz bugün şu gelsin. Evet. Sen değilsin. Şöyle. Evet. Şaka gibi sevgili arkadaşlar. Mehmet Şimşek açıklamış. Demiş ki çok kazananları uyarmış. Bak. Çok kazananları uyarmış. Mesela bu çok kazananların içerisinde siyasal iktidarın son 22 yılında zenginliği arşa ulaşmış olan ve siyasal iktidarla sadece bir siyasal akrabalıkları değil ki siyasal akrabalığı olduğuna da inanmıyorum. Ekonomik akrabalıkları olan şirketler de uyardı mı Mehmet Şimşek merak ediyorum. Onları da uyarı ikazı gönderdi mi diye merak ediyor. Merak edenlerden. 739 bin Suriyeli kaybolmuş sevgili arkadaşlar. Kaybolmuş, yokmuş, kayıplarmış. Ve Ali Yerlikaya bunu açıkladı. Kim kaybetmiş diye merak edecekseniz bizi izlemeye devam edin. TÜİK'in alışveriş yaptığı yerin adresini istiyorum sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. TÜİK'in enflasyon hesabı yaparken o torbanın içerisine koymuş olduğu ürünleri nereden alıyorsa, nasıl alıyorsa, nasıl sağlıyorsa ben de o adresleri istiyorum. Çok net söylüyorum. Ben de istiyorum. Kirayı istiyorum, doktor parasını istiyorum, zeytinyağı parasını istiyorum, peynir parasını istiyorum, telefon parasını istiyorum. Ne aklınıza geliyorsa o torbanın içerisine koyduğu ve %71 civarında çıkardığı enflasyon rakamını ben de istiyorum. Ben hayatımda öyle bir rakam filan görmüyorum arkadaşlar. En basit kendi açımdan söyleyeyim. 21 bin liraya oturduğum kirayı, 21 bin liraya oturduğum yeri daha içindeyken ev sahibem 50 bin lira kiraya verdi sevgili izleyiciler. Tekrar söylüyorum. 50 bin liraya yani ben çıkmaya karar verdik satacak diye yer aramaya başlayıp çıkmaya karar verdikten sonra 50 bin lira kiraya verdi. 21 bin lira nire, 50 bin lira nire. Normal kira şeyine göre, normal benim ödemem gereken kira 35 bin lira civarındaydı. Ama 50 bin liraya verdi ve 50 bin lirayı da o evi kiraya verdi arkadaş. Alıcı çıktı hem de 3 günde kiraya verdi. Öyle 33 günde falan değil yani. 3 günde kiraya verdi sevgili arkadaşlar.